Altta ne kaldı? 27 kim aldı benden ya? Numarasını, polisin numarasını, ondan sonra şeyini veriyorsunuz. Sen de değil miydi abi? Ben deydi. Buradan... Maltepe kat 27 dedim. Ece sende yok değil mi? Hayır yok. İptal ediyorum. Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi konut piyasasında hareketliliğe neden oldu. Şu anda Maltepe Tapu Müdürlüğü'ndeyiz. Burada normalde günde 50-60 tane işlem yapılırken şimdi işlem sayısı 200'e ulaştı. Görsünler. Satıcı Çağlar Bey, evet. Buyurun. Okulu şu an. Alıcı Esma Betül Yurter, buyurun. Gülşah Hanım, siz de banka avukatı olarak buradasınız. Hoş geldiniz. 14 parselde 3 nolu daireyi satıyorsunuz. Sattım. Paranızı aldınız mı? Aldım. Bankadan bir kredi kullandınız. İpotek koyacağız taşınmazın üzerine. Bilginiz var mı? Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Tamamdır. İmzalara başlayabiliriz. Çağlar Bey. Tamamdır. Siz de aynı şekilde. Tamam. Abi ne çekeyim ya? Tamamdır. Hayırlı olsun. Gülşah Hanım siz de. Tamamdır. Hayır. Efendim hayırlı olsun. Biraz önce dairenizi sattınız. Özel olmayacaksa paranızı nasıl değerlendireceksiniz? Teşekkür ederim. Yine yatırım için kullanacağım. Gayrimenkul yatırımı yapacağım. Efendim dairenizin satışını ne kadar süredir bekliyordunuz? Bir süredir satmayı düşünüyordum ama bu konut kredisi faizlerinin düşmesi süreçleri ve talepleri hızlandırdı. Tahmin ettiğimden daha kısa sürede satmış oldum. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Gülşah Hanlamlar ben, avukatım. Yaklaşık 15 yıldan beri bankalar için ipotek işlemleri, satış işlemlerini yürütüyorum İstanbul'daki tapu müdürlüklerinde. Efendim faizlerin düşmesiyle birlikte burada işlemlerinizde ne gibi değişiklikler oldu? Çok büyük artışlar var tabii. Tapunun özellikle işlem yoğunluğunda çok artış var ama bir kısmı e-ipotekten, sistem üzerinden artık geldiği için yarı oranda bizi de etkiledi diyebilirim ama tapu müdürlüklerinin işlem yoğunlukları 2-3 katına çıkmış olabilir şu anda. Sizin yoğunluklarınız nasıl? Bizim de yani günde 3-4 işlem yapılıyorsa örnek veriyorum şu anda 8-10-15 işleme kadar çıkıyor. Hafta sonuna doğru daha çok artıyor. Perşembe cumaları daha yoğun. Bütün tapular böyle. Yani vatandaş açısından da memurlar açısından da inanılmaz yoğunluk var. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Ev satın aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler, sağ olun. Çok mutluyum. Kredi faizlerinin düşmesiyle hemen gereğini yaptım. Dolayısıyla evimi de aldım. Çok mutluyum. İşlemlerinizi nasıl yürüttünüz? Rahat mıydı? Kesinlikle rahattı. Öncelikle randevu alıyoruz başvuru için. Akabinde de harç mesajı geliyor ve saat belirliyorlar. Bu şekilde satıcıyla geldik, imzalarımızı attık. Hiçbir şekilde bekleme olmadı. Efendim randevu veriliyor ama dışarıda bir kalabalık var. Neden bu şekilde oldu? Öncelikle kalabalık geliyorlar. Alıcı ve satıcı olarak tek kişi gelmiyorlar. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde de
randevu saatinde tam burada olmadıklarından kaynaklı bir yoğunluk oluşuyor. Halbuki gelebilseler ya da gelseler memur arkadaşlar direkt girişlerini yapıp imzalarını alacaklar. Ve böyle bir kalabalık da olmayacak. Pandemi sürecinde de bu şekilde sıkıntı yaratmayacaklar. Fakat dinlemiyorlar. Türk milleti olarak sabırsız olmamızın da büyük etkisi var tabii ki. Hemen olsun istiyoruz ve böyle bir yığıntı oluşuyor dışarıda. Halbuki uysalar gelen mesajlara ve randevulara hiçbir bekleme yapılmayacak ve bitirip gideceğiz. Biz rahatlıkla aldık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Tapu Müdürlüğü'nde pandemi süresince bütün önlemler alındı. Bakın burada cam bir paravan var. İşlemler sırasında temas en aza indiriliyor. Faizlerin düşürülmesiyle birlikte işlemlerde ne gibi değişiklikler oldu? Faizlerin düşmesiyle birlikte pandemi sürecinde 30-40 adet işlem olurken pandemi süreci sonrasında hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte faizlerin düşmesiyle birlikte özellikle de 0.64 bir yıl ödemesiz devletimizin vatandaşlara daha rahat konut alabilmeleri için konuta ulaşabilmeleri için yaptığı faiz indirimi neticesinde İşlem adedimiz 200-250 civarında, 60 vazı 200-250 tane başvuru satış ipotek şeklinde. Bu işlemleri de yetiştirmek için gerek memur arkadaşlarımız, gerek arada çalışan sürekli işçi arkadaşlarımız kapasitesini iki katı çalışarak devletimizin vatandaşlara yapmış olduğu faiz indiriminin daha rahat konut elde edebilmeleri için iki kapasitesi şeklinde çalışarak vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalışılıyor. Şu anda vatandaşlar gerçekten bu şeyden çok memnunlar. Bu tür konut faizlerinden. Hatta şunu bile söylüyor, acaba daha sonra tekrar bir faiz indirimi gider mi diye. Edindiğimiz bilgilere göre yeni bir dairenin kalmadığı, artık eski binalara yönelildiği ve kentsel dönüşüm kapsamında yeni binaların önünün daha rahat açıldığı takdirde bu işlemlerin daha yoğun hale geleceği düşüncesindeyiz. Efendim, vatandaşlar işlemlerini nasıl yapabiliyor? Vatandaşların işlemlerini öncelikle daha önce pandemiden önce sıramatikten numaralarak buradan müracaat ediyorlardı. Yaptığımız genel müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışmanın neticesinde sadece internet üzerinden randevu şeklinde randevusunu alıyor. Randevu saatinde tapuya geliyor. Müracaatını edip ondan sonra bizim yaptığımız işlemler neticesinde imzaya geliyor. Bir de web tapu sistemi üzerinden yine aynı şekilde alıcının ve satıcının bilgilerine girerek tapu dairesine hiç gelmeden işlemleri aynı gün içinde hazırlanıyor. Buradan kendilerine memur arkadaşlarımızın hazırlanmış olduğu işlemlerin neticesinde mesaj giderek işlemler sonuçlandırılıyor. Vatandaş bu sayede tapu dairesine sadece bir kez gelip tapusunu alma kolaylığı sağlandı. Efendim dışarıda ama bir kalabalık var. Vatandaşlar neden dışarıda kalabalık oluşturuyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, arkadaşlarımız gerekli özveri çalışmayı gösteriyor, insanlara bir randevu saati gönderiyor. Vatandaşlarımız da Türk milleti olarak bir ev alırken biri seviniyor, biri de yerini satıyor, para alacak, ondan dolayı seviniyor. Bir an önce gidelim, işte orada bekleyelim, biz işlemlerimizi belki bir an önce daha çabuk yaparız düşüncesiyle hareket ediyor. Aslında öyle bir şey yok. Herkes randevu saatine riayet etse bu kalabalıklar oluşmayacak. Çünkü tapu dairelerimiz gerçekten son dönemlerde gerçekten çok iyi ve düzenli çalışmakta. Vatandaşların talebine çok yoğun olmasına rağmen aynı gün içinde cevap verme özverisini gösteriyorlar. Ev alacak vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Nasıl tavsiyeler verirsiniz? Ev alacak vatandaşların öncelikle alacakları evi bir, belediyeden projesini incelemelerini. İkincisi tapu dairelerine gelerek veya vatandaşlar eğer devlet şifresi üzerinden satıcıların tapu kayıt bilgilerini üzerinde herhangi bir şer, ipotek falan vesaire olup olmadığını kaydını çıkartarak kendilerini vermelerini görmelerini tavsiye ederiz. Artı vatandaşlar parasını dışarıda aracıya ödememeleri, vatandaşların direkt tapu dairesinde imza aşamasında ya banka kanalıyla bloke çek üzerinden ya da nakit olarak ödemelerini. Artı bizim Tapu Takas Bank diye bir şeyimiz var. Bunu kullanmalarını tavsiye ederiz. Vatandaş direkt tapu dairelerine gelerek kendi dertlerini anlatarak
yardımcı olma konusunda memurlardan yardım istediği zaman gerçekten kendilerine gerekli ilgi alakalı gösterilecektir. Aracıya gitmelerine hiç gerek olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bizim genel kanımız tapu dairelerinde böyle işlemler işte aracı olmadan yürünmez. Kesinlikle bunlar yanlış düşünceler. Artık öyle bir sistem yok. Her şey teknolojik, internet ortamında yapılıyor. Ve aracıya gitmeden internet ortamında müracaat ederek gerekli yardımı da alırlar. Gerektiğinde tapu dairelerine gelip bizzat bizim oluşturduğumuz yardım danışma birimlerinden başvurularına da yardımcı olarak işlemlerini çözmeye çalışıyoruz. Efendim, yaşça büyük vatandaşlarımıza ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten artık teknoloji çağına girdiğimiz için biz de genelde işlemlerimizi internet üzerinden, web tapu üzerinden, e-randevu üzerinden yaptığımız için yaşlı vatandaşlarımız bu işlemleri yapmakta bazen zorlanıyorlar. Kesinlikle sağda solda bir muameleciye, bir emlakçıya gitmelerine gerek yok. Direkt tapu dairelerine gelerek ben bu işi beceremiyorum, işte yapamıyorum, bana yardımcı olabilir misiniz demeleri halinde kesinlikle bütün tapu dairelerimizde bu tür yardımlar sağlanıyor. Gerektiğinde bunun için görevlendirilmiş birer tane memur var. Onların e-devlet şifresinden yanımıza oturtturarak, çayını kahvesini ısmarlayarak insanların başvurusunu oluşturuyoruz. Gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Onlara da şunu söylüyoruz. Size mesaj gelecek. Randevu saatinde tapu dairesine gelin, işlemlerinizi gerçekleştirelim.